Bu cümlede boş bırakılan yerleri düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Çok eski zamanlardan beri kullanılan kauçun, elastik, suya ve ısıya karşı sağlayan, ne sağlayan? izolasyon getirilebilir, yalıtım anlamına gelmektedir. Kavuçuk yalıtım sağlayan bir maddedir. Etkinlik getirilemez, duyarlılık getirilemez, yalıtım yine getirilebilir, uyum getirilemez. Yumuşak ve uzun ömürlü bir gereç, malzeme, İkisi de aynı anlamlara gelen sözcük ama gereç değildir kavuçuk. Aslında bir malzemedir. Kavuçuktan gereçler elde edilir. Dolayısıyla uygun olan sözcük malzemedir. Olması nedeniyle günümüzde de çok geniş bir ne vardır? Kullanım alanı vardır. Yararlılık alanı değil. Dolayısıyla sırasıyla boş bırakılan yerlere getirmesi gereken sözcükler yalıtım, malzeme ve kullanımdır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Evet, müteşekkildir sözcüğünün altı çizilmiştir. 33. Peron, Necip Tosun'un Hece Dergisi'nde yayınlanan bazı öykülerinin derlenerek kitap haline getirilmesinden müteşekkildir. Teşkil edilmiştir, oluşturulmuştur, meydana getirilmiştir. Yani oluşmak, meydana gelmek anlamındadır. Bu fiyata evde gördüğünüz değerli eşyaların hepsi dahildir. Burada müteşekkil anlamı yok. Doğrusunu söylemek gerekirse şu adamı gözüm hiç tutmadı. Burada da yok. Yaptıklarının yana, yanına kar kalacağını sanması sizce de komik değil mi? Burada da yok. İstanbul modern sanatı gezerken kendi eserlerimi görmek çok iyiydi. Burada da müteşekkil sözcüğünün anlamını karşılayacak bir kullanım bulunmamaktadır. Yeni açılan tesis yönetim birimi işletme alanı ve depolardan meydana gelmiştir. Oluşmuştur, müteşekkildir, teşkil edilmiştir. Dolayısıyla burada bu sözün anlamını karşıdan bir ifade vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada modern insanın hangi davranışı eleştirilmektedir? Kullanılan filtreler, çekilen fotoğraflar üzerinde hemen yapılan rötuşlar, olanı olduğundan farklı göstermeye yarayan özel yazılımlar sayesinde doğallıktan uzaklaşıldı. Modern insan her şeyi güzel göstermeye çabalıyor. Bu sebeple çağımızın en büyük alametlerinden birinin pürüzsüzlük olduğu kolaylıkla söylenebilir. Yani insanlar ellerindeki imkanlar sayesinde kendilerini farklı şekilde olduğundan daha güzel şekilde göstermeye çalışmaktadır. Ellerindeki imkanların değerini görmezden gelmeleri değil, yaşadıklarından ders almaya yanaşmamaları değil, sıradanlığın konforunu doğallığa tercih etmeleri değil. Sosyal hayatta olduğundan farklı görünmeleri. Bakın burada bir sosyal hayat vurgusu yok. Olduğu gibi görünmekten kaçınmaları. Evet. Bilerek ve isteyerek kendi görüntülerini değiştiriyorlar. Kendilerini pürüzsüz olarak göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla oldukları bir gibi görünmek istemiyorlar. Kendilerini farklı gösteriyorlar. Cevabımız C seçeneğidir. Bu tablodaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Vatan yahut silistire tanzimat sanatçılarımızdan Namık Kemal'in yazmış olduğu bir tiyatro eseridir. Ve bu tiyatronun ilk olma özelliği vardır. Bu özellik de sahnelenen ilk tiyatro olmasıdır. Yani bir numarada verilen yere sahnelenen ilk tiyatro getirilmelidir. letaif rivayet ise Türk Edebiyatı'nda hikaye türünün ilk örneği olarak kabul edilmektedir ve yazarı yine tanzimat sanatçılarımızdan Ahmet Mithat Efendi'dir. Şemsettin Sami ise Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanı olan Taaşuku, Talat ve Fitnat'ı yazmıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada ileri sürülen düşünceyi geliştirmek için özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Bu parçada tanımlama, tanık gösterme ve sayıp dökme yoktur. Yani bir varlığın özellikleri sırayla aktarılmamıştır. Düşünce inandırıcı hale getirilmek için alanında uzman birinin ya da ünlü birinin sözü paylaşılmamıştır. Yani tanık gösterme yapılmamıştır. Bu nedir sorusuna cevap veren bir varlığın ya da kavramın açıklandığı tanım cümlesi kullanılmamıştır. Karşılaştırma yapılmıştır. Örnekleme de vardır. Burada verilen iki eser diğer eserlerle karşılaştırılmıştır. Doğru. Ama bize soru kökünde özellikle hangisine başvurulmuştur şeklinde bir soru var. Bakın ilk cümleyi okuyalım. Yahya Kemal gibi edebiyat tarihine mal olmuş isimleri kendi çağdaşlarından okumak ayrı bir öneme sahip. Yani Yahya Kemal'le ilgili kendi çağdaşlarının eserlerinin önemli olduğu ifade edilmiştir. Ve bu çağdaşların eserleri bize örnek verilmiştir. Yahya Kemal'le ilgili yapılmış Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yahya Kemal kitabı, Cahit Tanyol'un Türk Edebiyatı'nda Yahya Kemal kitabı bu duruma örnek verilmiştir. Dolayısıyla aslında burada yapılan, özellikle başvurulan düşünceyi geliştirme yolu örneklemedir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci de saptama yapılmıştır. Evet, Mektup adlı bir öykü okunmuştur ve içeriyle ilgili bir saptama yapılmıştır. Öyküde evladının acısını yaşayan bir annenin hazin çırpınışlarına tanık oluyoruz cümlesinde saptama vardır, söylenebilir. İkincide yargı gerekçesiyle verilmiştir. Kızının ölümüne inanmak istemeyen kadıncağız sürekli seyahat ederek yüreğindeki elemi hafifletmeye çalışmaktadır. Sürekli seyahat etmesinin sebebi nedir? Yüreğindeki elemi hafifletmeye çalışmaktır. Dolayısıyla burada yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Üçüncü de olay aktarımı söz konusudur. Evet üçüncü cümleyi okuduğumuzda geldiği otelde her zamanki gibi kızına mektup yazmaya başlar. Birkaç aradan sonra mektubu tamamlar. Burada bir olay bize aktarılmıştır. Annenin kızına mektubu yazıp tamamladığı ifade edilmiştir. Dördüncü de kahramanın duygu durumu aktarılmıştır. Otelden çıktığında devamlı kaçtı kızının vefatını bildiren gazete haberini görür ve mektubu onun yanına bırakırken kızının acısını iliklerine kadar hisseder. Kızının acısını iliklerine kadar hissetmesi kahramanımızın duygu durumudur. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Beşinci de karşılaştırmaya başvurulmuştur. Karşılaştırmada aralarında ilgi bulunan en az iki kavram varlık benzer ya da farklı yönleriyle değerlendirilir. Yazar bu öyküde ayrılığın, kederin, hüznün, acı çırpınışlarını resmetmektedir. Burada bir karşılaştırma yapılmamıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu beytte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Tevriye bir sözün birden fazla anlamı gelecek şekilde kullanılmasıdır. Daha çok uzak anlamın kastedilmesidir. Kinayi bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamı gelecek şekilde kullanılması ama mecaz anlamının kastedilmesidir. Tariz bir sözün tam zıttının kastedilmesidir. Hüsnü talil doğal olarak gerçekleşen bir olayın nedenini güzel bir şekilde açıklama sanatıdır. Lef ise birinci dizede verilen sözcüklerle ilgili ikinci dizede bunlarla anlam ilişkisi olan sözcükler kullanma sanatıdır. Burada uçmaktır sözcüğünün altı çizilmiştir. Bildiğimiz manada gökyüzünde uçmak fiili kastedilmiştir. Ama bakın altta bir açıklama var. Bu sözcüğün bir anlamı da cennet olarak bize söylenmiştir. Yani her dem her zaman muradın uçmaktır. Gökyüzünde uçmaktır şeklinde ilk bakışta algılanıyor ama cennet kelimesini koyduğumuz zaman da her dem muradın cennettir oluyor. Aslında burada kastedilen anlam uzak anlamdır, cennet anlamıdır. Yani burada bir sözcük iki anlama gelecek şekilde kullanılmıştır ve uzak anlamı kastedilmiştir. Yani tevriye sanatı yapılmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Belirli bir ölçü kullanılmamıştır. Evet bu söylenebilir. Bakın dizelerin uzunlukları birbiriyle aynı değildir. Tam uyak kullanılmıştır. Evet bu da söylenebilir. Çünkü burada kim ve İbrahim'de im sesleriyle iki harf benzerliğinden tam uyak vardır. Termiş sanatına başvurulmuştur. Evet İbrahim peygamberin Kıssası hatırlatılmıştır. Onun putları kırma kıssasına bir gönderme yapılmıştır. Tarihi bir olay ve kişi hatırlatıldığı için termis sanatına başvurulmuştur. Söylenebilir. Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır. Evet burada kırmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü gönül kırmak kastedilmektedir. E, gönül soyut olduğuna göre buradaki kırmakta soyut bir anlam ifade etmektedir. Burada mecaz anlamlı olarak kullanılmıştır. Bu da yine söylenebilir müstezat nazım şeklinde bir örnektir. İşte bu söylenemez. Çünkü müstezatta bir gazelin beyitlerinin altına yani beyitlerini oluşturan dizelerin altına o dizelerin yarı uzunluğunda dizeler eklenir. Yani bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şekilde gazel değiştirilir ve müstezat nazım biçimi oluşturulur. Bakın verilmiş olan parça da böyle bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şeklinde değildir. Hele sonraki dizeye baktığımız zaman böyle bir düzenin olmadığını görüyoruz. Yani nazım biçim müstezat değildir. Dolayısıyla bu yargı söylenemez. Cevabımız Z seçeneğidir. Numaralanmış eserler yazıldıkları yüzyıllar bakımından ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Divan Lugatü Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur. Bu eser geçiş dönemi eseridir ve 11. yüzyılda yazılmıştır. Atabetül Hakayık'ın yazarı Edip Ahmet Yükneki'dir. Bu eser de yine geçiş dönemi eseridir. 12. yüzyılda yazılmıştır. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'nin eseridir. Bu eser de geçiş dönemi eseridir ve 12. yüzyılda yazılmıştır. Kutadgu Bilik Yusuf Has Hacib'in eseridir. Geçiş dönemi eseridir geçiş dönemi eserlerinin içinde ilk yazılandır ve 11. yüzyılda yazılmıştır. Risaletün Nusiye ise Yunus Emre'nin eseridir. Yunus Emre ise 13. yüzyıl sanatçımızdır. Dolayısıyla yüzyıllara göre eserler gruplandırıldığında dışarıda kalan Risaletün Nusiye'dir. Cevabımız 5 numara A seçeneğidir. Yunus Emre'nin semai türündeki bir şiirinden alınan bu dörtlükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincide cümle halinde redife yer verilmiştir. Evet bu söylenebilir. Çünkü ikinci ve dördüncü dize tekrar ettirilmiştir. Dizeler aynı olduğu için tamamı aynı anlama gelen sözcüklerden oluştuğu için cümle halinde redife yer verilmiştir. Söylenebilir. İkincide düz uyak örgüsü kullanılmıştır. Bakalım. Normalde birinci dörtlüğün üzerine yaptığımız için birinci dörtlüğün uyak düzeni A, B, A, B'dir. Burası da C, 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 B oluyor. Dolayısıyla ilk üç dize kendi arasında uyaklı olduğu için düz uyak örgüsüdür. Bu da söylenebilir. Üçüncü de tam uyaktan yararlanılmıştır. Bu söylenemez. Çünkü göçelim, uçalım, geçelim. Elimler, alımlar aynı görevdeki eklerdir, rediftir. Göç, uç ve geç de ç sesiyle yarım kafiye vardır. Tam kafiye yoktur. Dördüncüde tenasüp sanatına başvurulmuştur. Evet, bu da söylenebilir. Ölüm, ecel ve azrail birbirleriyle anlam ilgisi olan sözcüklerdir. Uygunluk sanatı tenasüp sanatına başvurulmuştur. Beşinci de mahlasa yer verilmiştir. Evet, bu da söylenebilir. Çünkü Yunus Emre'nin ismi burada geçmektedir. Bu şiir Yunus Emre'ye aittir. Dolayısıyla son dörtlükte mahlasa yer verilmiştir söylenebilir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği. Evet bu söylenebilir. Güze, taze, üst taze, z sesleriyle tam kafiye vardır. Elinde, dilinde, yolunda, inde, inde, unda rediftir. Çünkü aynı görevdeki eklerdir. El, dil ve yolda l sesiyle yarım kafiye vardır. Yani birden fazla kafiye çeşidi içerdiği söylenebilir. 11 hece ölçüsüyle ile kaleme alındı. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11 ile hece ile kaleme alındı. Söylenebilir. Düz kafiye düzeni yazıldığı Bu da söylenebilir. A, 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 B, C, 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 B şeklinde uyak düzeni var. Görüldüğü üzere ilk üç dize kendi arasında uyaklı olduğu için düz kafiye şemasına sahiptir. Tapşırma gelenine yer verildiği, evet bu da söylenebilir, Kullu Hümmet bu şiirin yazarıdır. Dolayısıyla şairin ismi dile getirildiği için tapşırma gelenine yer verildiği söylenebilir. Satirik şiir özellikleri taşıdığı söylenemez. Çünkü verilen dizelerde bir eleştiri yapılmamaktadır. İlahi aşk anlatılmaktadır. Sonuçta bir sevgiden bahsedildiği için lirik şiir özellikleri göstermektedir. Satirik şiir özellikleri taşımaz. Cevabımız B seçeneğidir. Bu dörtlüklerin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Nutuk tarikata yeni girmiş olan müritlere tarikatın kurallarını, edebini anlatmak için yazılan şiirlerdir. Devriye canlı cansız bütün varlıkların yaratılışını anlatan, devir kuramını işleyen şiirlerdir. Şatiye... Alaycı bir anlatıma sahip olan ama tasavvufi sırların işlendiği şiirlerdir. Güzelleme bir nazım türüdür. Koşma semai için kullanılır. Lirik konularda yazılan şiirlere verilen genel isimdir aşık edebiyatında. Münacat ise Allah'a yalvarma yakarış için yazılmış şiirlere verilen isimdir. Verilen parçada Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir, varıp anın üstüne evler yapasım gelir. Bakın burada dini bazı değerlerle ilgili alaycı bir anlatım yapılmıştır. Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür, varı ben o gölgede biraz yatasım gelir. Yani bu sırat köprüsü ile ilgili oradaki gölgelikte yatmaktan bahsedilmektedir ki dini değerlerle ilgili alaycı bir anlatım içermektedir. Dolayısıyla bu özellikler de bize şatiyeyi göstermektedir. Cevabımız C seçeneğidir. Orhun abideleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? 8. yüzyılda dikilen bu anıtlar Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı yapıtları kabul edilir. Evet bu bilgi doğrudur. Anıtlarda kullanılan dil edebi bir nitelik taşıyan işlenmiş bir dildir. Evet bu bilgi de doğrudur. Orun abideleri Kültigin yazıtı, Bilge Kağan yazıtı ve Tonyukuk yazıtı olmak üzere 3 taştan oluşur. Evet bu bilgi de doğrudur. Ülkeyi yöneten Bilge Kağan'dır. Kültigin onun kardeşidir. Ton Yukuk da vezirdir. 38 harften oluşan Göktürk alfabesiyle ve Söylev diliyle oluşturulmuştur. Bu bilgi de yine Orhun abideleri ilgili doğrudur. Bugün Moğolistan sınırları içinde kalan anıtlar, evet bu bilgi doğru, Yollu Tigin tarafından diktirilmiştir. Yollu Tigin, Orhun abidelerini diktiren kişi değildir. Yollu Tigin, bu abidelerin yazarıdır. Kültigin adına, Bilge Kağan adına ve Tonyukak adına 3 tane yazıt dikilmiştir. Yollu Tigin bu yazıtların yazarıdır. Diktireni değil. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı vardır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu beyitlerin aşağıdaki eser türlerinden hangisinden alındığı söylenebilir. Menakıbname din büyüklerinin kerametlerinin anlatıldığı eserlerdir. Fütüvvetname ahilik teşkilatının esaslarının anlatıldığı eserlerdir. Surname törenlerinin anlatıldığı eserlerdir. Münşiat ise divan edebiyatında düz yazı türünde eserlere verilen genel isimdir. Şehrengiz ise şehirlerin güzelliklerini ve bu şehirdeki güzelleri anlatan şiirlerdir. Bakın burada Edirne şehrinden bahsedilmektedir. Şehrin güzellikleri dile getirilmiştir. Dolayısıyla bu beyitler bir şehrengizden alınmış olabilir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatında mahalleşme hareketinin öncülerinden biridir. Devrinde şairler sultanı lakabıyla şöhret bulmuştur. Şiirlerinde dünyevi aşkı işlememiştir. Kadılık yapmasına rağmen. Ve divanı dışında Fezaili Cihat ve Fezaili Mekke adlı eserleri bulunmaktadır. Burada söze edilen 16. yüzyıl divan şairi Baki'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Terkibi bent 6 ile 10 beyt arasında değişen bentlerle oluşturulan nazım biçimidir. Testiz bir gazelin beytine dört dize ilave edilmesiyle oluşturulan bir nazım biçimidir. Terbi bir gazelin beyitlerinin üzerine iki dize eklenmesiyle oluşturulan nazım biçimidir. Taştir genellikle bir gazelin beyitlerinde mısralar arasında üç dize getirilerek oluşturulur. Bakın burada gazelin iki dizesi vardır. iki mısrası vardır. Bu iki mısranın arasına üç tane yeni dize oluşturmaktır. Verilen duruma uygun değildir. Tahmis ise bir gazelin beyitleri önüne üçer mısra ilave edilerek oluşturulan nazım biçimidir. Bakın Naili Bahai adlı şairin beyitine üç dize eklemiştir. Ama bu üç dizeyi nereye koymuştur? Bu beytin başına getirmiştir. Dolayısıyla boş bırakılan yerde bize sorulmuş olan nazım biçimi tahmistir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen ikinci plana itilmiş yapıtlar arasında gösterilemez. Eylül yazarından bahsedilmektedir. Yani Mehmet Rauf'tur burada sözü edilen Servet Fünun sanatçısı. Ve ikinci plana itilmiş yapıtlardan kasıt Mehmet Rauf'un hikaye, mensur şiir ve tiyatro türündeki eserleridir. Son Emel öykü türünde bir eserdir. Dolayısıyla burada hikayenin ikinci plana atıldığından bahsedilmektedir. Siyah İnciler mensur şiirdir. Mensur şiir de bu ikinci plana itilmiş olan yapıtlar arasındadır. Pençe ve Sansar ise sanatçının tiyatro türündeki eserleridir. Dolayısıyla burada tiyatrolarında ikinci plana itildiğinden bahsedilmektedir. Halas ise Mehmet Rauf'un yazmış olduğu bir romandır. Dolayısıyla romanlar ikinci plana itilmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Hürriyet Kasidesi adlı eserde de dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorunun dışında bir kavram ele alınmaktadır. Hürriyet Kasidesi'nde vatan sevgisi vurgusu yapılmıştır. Çünkü vatan zor durumdadır. Vatanımızı sevmeliyiz, vatanımız için mücadele etmeliyiz vurgusu vardır. Bakın ey vatan burada vatan sevgisi dile getirilmiştir. Düşmanımı vatanıma saldırtmam yine vatan için mücadele vurgusu var. Saç ve sakalı arttım ben de vatan vatan diye yine vatan için mücadele var. Seni boydan boya sevmişim takarsa kadar Edirne'den vatan sevgisi dile getirilmiş. Dolayısıyla vatana sahip çıkmamızla ilgili bir anlatım yapılmış hürriyet kasidesine benzer bir şekilde. Sade garbın yalnız ilmine dönsün yüzünüz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin, giden 300 senelik ilmi tezelden edinin, fen diyarında sızan na mütenahi pınarı, hem için hem getirin yurda o nafi suları. Batıya gidin, batının ilmini alın ama sadece ilmini alın, başka bir şeyini almayın. 300 yıllık geri kalmışlığımızı bu ilimle orada çok çalışarak telafi edinin şeklinde bir anlatım yapılmıştır geri kalmışlık vurgusu var. Batı'nın sadece ilminin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla hürriyet kasidesine dile getirilen durumdan farklı bir durum, farklı bir kavram işlenmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Şairlerin sanat anlayışlarıyla ilgili ödev çalışması yapan bir öğrenci şu poetik sözleri not etmiştir. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu poetik ifadelerin herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Şiir sözden ziyade musikiye yakındır. Evet bu Sembolizmin saf şiirin bir özelliğidir ve bu ifade Ahmet Haşim'e aittir. Unutulmamalıdır ki folklor şiire düşmandır. Bu da ikinci yeninin bir özelliğidir ve bu söz Cemal Süreyya'ya aittir. Sanat en başta Allah'ı arama işidir. Bu ifade de Necip Fazıl'ın sözüdür onun poetikasını göstermektedir. Her şeyden evvel şairane liğin karşısında durmak gerekir. Bu da garip akımının bir özelliğidir. Bu söz de Orhan Veli'ye aittir. Bize Nazım Hikmet Ran'la ilgili bir poetik ifade verilmemiştir. Toplumcu gerçekçi serbest nazımla toplumcu şairlerimizden biridir. Onun sözü burada verilmemiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Katip Çelebi'ye ait aşağıdaki eserlerden hangisi hakkında yukarıda bilgi verilmemiştir? 1645'te başlayan ve yıllarca süren Girit Seferi münasebetiyle kalime alınan bu eserde 1656 yılına kadar süren Osmanlı Deniz Savaşları anlatılmıştır. Bu eser Tuhfetül Kibar Fi Esfâril Bihar'dır. Kendi döneminde kısır çekişmelere dönüşmüş bulunan dini ve ilmi tartışmaları belli bir yöntem çerçevesinde yeniden ele almak için yazılan eser, devrinin dini çevrelerinde tartışmalara neden olmuştur. Bu eser Mizanül Hak'tır. 17. yüzyıl Osmanlı bilim ve düşünce hayatında önemli bir yer edinen Katip Çelebi'nin Yarapça yazdığı eser kapsamlı bir bibliografya ve ilimler ansiklopedisi mahiyetindedir. Bibliografya özelliği gösteren bu eser Keşfi zünündür. 1592 yılında başlamak üzere klasik İslam tarih yazıcılığı geleneğine uyarak kaleme alınan eserde hadiseler sene tertibine göre anlatılmış, ve her yılın sonunda o sene içinde ölen vezir, alim, şeyh, şair ve ünlü kişilerin kısa biyografileri verilmiştir. Bu eser de fezlekedir. Düsturu amal ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Katip Çelebi'nin 1652-1653 senesinde devlet bütçesinde gelirin az olup masrafın çoğalma sebeplerini araştırmak ve gelecek yılın vergisini peşin almayı icap ettiren bütçe açığına bir çare bulmak için divan toplasın, toplantısında sunulmak üzere hazırlanmış bir eserdir. Cevabımız B seçeneğidir. Garipçilerin sanat anlayışını dile getiren bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir? Garipçilerin öne çıkan özelliği vezin ve kafiyeye şiirlerinde yer vermemeleridir. Onlar sanata ait tüm kuralları yıkmışlardır. Dolayısıyla onların etkilendiği akım tüm kuralları yıkan, bütün kurallara karşı gelen akla gelen her şeyi şiirin içine sokan, yani sıradandığı alaladeli şiire sokan akım dadaizmdir. Boş bırakılan yere dadaizm getirilmelidir. Sürrealizme de kurallara bir baş vardır. Gelenek reddedilir ama sürrealizmde bir kapalı anlam vardır. Anlamsızlık vardır. Bilinçaltı aksettirilir şiire. Fakat garipçilerde Sıradan şeyler rahat bir söyleyişle sanatsal kaygı duyulmadan ifade edilir. Dolayısıyla garipçiler üzerinde etkili olan akım Dadaizm'dir. Boş bırakılan yere de Dadaizm getirilmelidir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Verilen parçada herkesten uzakta duran kahramanın duygu ve düşünceleri dile getirilmiştir. Martılar ve denizin dalga sesleri eşliğinde kendi kendine konuşmakta, düşüncelerini dile getirmektedir. Öykü kişisinin geçmiş özleminden söz edildiği söylenebilir. Çünkü çocukluğundaki mutlu günlerden bahsedilmektedir. Daha saf bir bağlılık vardı aramızda diyerek çocukluğundaki dostluk ifade edilmektedir. Yani güzel bir şekilde ifade edildiğinden çocukluğa özlem duygusu taşıdığı söylenebilir. Anlatımda yer yer betimlemelere başvurulduğu, Evet, insanlardan uzak bir yerdedir. Gökyüzünde martılar vardır. Balık avlamak için suya dalmaktadırlar. Dalgaların hafif bir sesi vardır. Tüm bunlar kişinin içinde bulunduğu ortamla ilgili ayrıcı özelliklerdir. Dolayısıyla betimlemelere başvuruldu söylenebilir. Düşüncelerin bilinç akışı tekniğiyle aktarıldığı. Evet, kahramanın düşünceleri doğrudan doğruya kahraman tarafından bize verilmiştir. Mantıksal bir sıralama gözetilmemiştir. Yani martıların sesinden, hayattaki renklerden bahsederken birden dostluktan, geçmişteki dostluklardan bahsetmektedir. Yani aklına gelen her şey olduğu gibi okuyucuya aktarılmaktadır. Bu da bize bilinç akışı tekniğini göstermektedir. Duyguları aktarmada iç monologdan yararlanıldı. Evet, kendisiyle konuşur gibi duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılmıştır kendi kendine konuşması iç monologdur. Diyalog tekniğinden faydalanıldığı söylenemez. Çünkü diyalog tekniğinde karşılıklı konuşma vardır. Burada kahramanımız kimseyle konuşmamaktadır. Kendi kendine konuşmaktadır. Dolayısıyla diyalog tekniğinden yararlanılmamıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada eserleri hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Parçada bize ikinci yeni şairlerinden biri hakkında bilgi verilmiştir. Onun ödül alan eserleri ve çocuklar için yazmış olduğu eseri bize aktarılmıştır bu parçada. Üvercinka, Göçebe, Sıcaknal ve Arimetrik iyi Kuşlar Peki adlı eserlerin yazarı Cemal Süreyya'dır. İkinci yeni şairleri yeni kelimeler uydurmuşlardır, türetmişlerdir. Üvercinka da Cemal Süreyya'nın uydurduğu bir kelimedir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Postmodernist yazarlardan birisi olan İhsan Oktay Anar'ın eserlerinden bazıları Efreziyab'ın hikayeleri, Amat, Puslu Kıtalar Atlası ve Suskunlardır. Burada verilen bilgi doğrudur. Benim adım Kırmızı, Kara Kitap, Cevdet Bey ve oğulları ile haklı bir şöhret edinen Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nde kazanmayı başardı. Bu bilgi de doğrudur. 2020'deki vefatıyla bir kez daha gündeme gelen Adalet Ağoğlu, Bir Düğün Gecesi ve Ölmeye Yatmak romanlarını da kaleme almış bir sanatçıdır. Verilen bilgi doğrudur. Bu eserler Adalet Ağoğlu'na aittir. Büyülü gerçekçilik akımının Türk Edebiyatı'ndaki yetkin temsilcilerinden birisi olan Nazlı Eray'ın Yoldan Geçen Öyküler adlı yapıtı kısa öykülerinden oluşmaktadır. Bu bilgi de yine doğrudur. Gölgesizler heba, bin hüzünlü haz gibi hikayeleriyle tanıdığımız Hasan Ali Toptaş'ın öykü türündeki son eseri Geçmiş Şimdi Gelecek adını taşımaktadır. Geçmiş Şimdi Gelecek öykü türünde bir eserdir. Ancak Gölgesizler, Heba ve Bir Hüzünlü Haz Hasan Ali Toptaş'ın yazdığı roman türündeki eserlerdir. Dolayısıyla burada verilen bilgi yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş aşamasındaki en önemli hamlesi ve onu diğer beyliklerin önüne geçirerek Türkmenler arasında popüler hale gelmesini sağlayan gelişme Rumeli topraklarına geçişidir. Bu gelişmenin Türkmenler arasında cazip olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Türkmenlerin hayvancılıkla uğraşması ile Bizans ordusunda paralı asker olma imkanı olmasıyla Osmanlıların gaza düşüncesiyle hareket etmesiyle, Anadolu beyliklerinin Selçuklu devlet geleneğini sürdürmesiyle, Osmanlıların Bizans'taki taht mücadelelerine karışması ile. Bu gelişmenin demiş Türkmenler arasında cazip olması hangisiyle ilişkili? Tabii ki Osmanlı'nın Rumeli topraklarına akımlar yapması, gayrimüslimlerle mücadele etmesi yani gaza düşüncesiyle hareket etmesi söz konusu. Dolayısıyla bu yönüyle Türkmenler arasında caziptir. Buralardaki fetihler, mücadeleler. Doğru cevap C seçeneğidir. Günlerden bir gün Oğuz Kağan büyük bir kurultay topladı ve halkını çağırdı. Kırk gün, kırk gece yediler, içtiler, sevindiler. Sonra Oğuz Kağan yurdunu altı oğul arasında paylaştırdı ve onlara şöyle seslendi. Ey oğullarım ben çok yol açtım, çok vuruşmalar gördüm, çok kargı ve çok ok attım. Atla çok yürüdüm, düşmanları ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Ben Gök Tanrı'ya borcumu ödedim, şimdi yurdumu size veriyorum. Oğuz Kağan Destanı'ndaki bu ifadelere göre Oğuzlarla ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Kağan'ın oğullarının ülke yönetiminde etkin olduğuna ulaşabiliriz çünkü zaten ülkeyi de altı oğul arasında paylaştırıyor. Gök Tanrı inancının benimsendiğini yine söyleyebiliriz. Ben Gök Tanrı'ya borcumu ödedim şeklinde belirtmiş. Birlik ve beraberlik duygusunu artıran faaliyetlerin yapıldığı, 40 gün, 40 gece yemişler, içmişler, eğlenmişler, sevinmişler. Burada birlik ve beraberliğin arttığını söyleyebiliriz. Üçüne de ulaşılır. Doğru cevap E seçeneğidir. Emevi devleti başı Hicaz'da yani Mekke-Medine'de, kalbi Şam'da olan bir kartaldı. Kartalın bir kanadı Mısır ve Irak'ta olup ayakları Anadolu'ya uzanmıştı. Ahmet Cevdet Paşa'nın bu tarifine göre Emevi devletinin aşağıdaki bölgelerden hangisinde egemen olduğu savunulamaz. Akdeniz'in güney kıyılarında egemen, Arap Yarımadası'nda egemendir Hicaz bölgesi, Suriye toprakları var, Şam, Doğu Akdeniz yine egemendir. Bu bölgeye Irak, e, o bölge. Suriye bölgesi, Doğu Akdeniz. Orta Asya'da ise burada verilenlere göre Ahmet Cevdet Paşa'nın tarifine göre Emevi Devleti'nin hakim olduğunu, Orta Asya'ya bu bölgeye kadar egemen olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevap E seçeneğidir. İlk çağ kültür ve medeniyetlerinin aşağıdaki unsurlarından hangisinin şekillenmesinde din olgusunun etkisi daha az olmuştur? Siyasi güç, Adalet sistemi, anıtsal mimari, askeri düzen, edebi eserler. Siyasi gücün şekillenmesinde dinin etkisi var. Adalet sisteminde yine dinin etkisi vardır. Dine göre adalet sistemi, yargı sistemi oluşturuluyor birçok toplumda. Anıtsal mimari, tapınaklar vesaire dinin etkisi yoğun olarak var. Edebi eserlerde yine tanrı, din bolca yer almaktadır. Askeri düzende ise orduların oluşturulmasında, askeri düzenin oluşturulmasında din olgusunun verilen diğer seçeneklere göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı'nın asker ihtiyacının karşılanmasında ilk olarak aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? devşirme sistemine, pençik sistemine, zorunlu askerlik uygulamasına, ayanlara asker toplama izni verilmesine, tımar sistemine. 1. Murat döneminde ilk olarak pençik sistemine başvurulmuştur. Pençik yani savaşlarda ele geçirilen gayrimüslim çocukların, küçük yaştaki çocuk ve gençlerin alınması, yetiştirilmesi, asker olması böylece ilk olarak bu şekilde karşılanmış olduğu Yeniçeri Ocağının asker ihtiyacı doğru cevap B seçeneği pençik sistemi. Siyane millete dönmek görev ve yetkilerinden vazgeçerek sıradan bir vatandaş olarak halkın içine dönmek, milletin bir ferdi olarak milli mücadeleye devam etmek anlamına gelen bir kavramdır. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra Siyane millete dönerek sivil bir lider haline gelmiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından, Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasından, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasından, Amasya Genelgesi'nin duyurulmasından, Misak-ı Milli'nin ilan edilmesinde. Amasya Genelgesi ilan edildikten sonra Mustafa Kemal Erzurum'a geldi ve Erzurum'dayken askerlik görevinden istifa etti. 9. Ordu'nun fetişinden istifa etti yani sine millete döndü artık bir sivil lider haline geldi. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce gerçekleşiyor bu durum. Doğru cevap D seçeneğidir. Türkçeyi zenginleştirmek, canlı tutmak ve yabancı kelimelerden kurtarmak için yapılan çalışmalar ve açılan kurumların faaliyetleri aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Cumhuriyetçilikle, milliyetçilikle, devletçilikle, layıklıkla, halkçılıkla. Bu amaçla açılan kurumlardan birisi Türk Dil Kurumu'dur. Peki Türk Dil Kurumu hangi ilkeyle ilgilidir, alakalıdır? Hangi ilkeyle ilgili bir yeniliktir? Tabii ki milliyetçilikle. Zaten şunu unutmuyoruz. Bu tarz sorularda eğer Türk ismi geçiyorsa, vatan, millet, Türkçe vesaire bunları geçiyorsa hemen aklımıza ne gelecek? Milliyetçilik, ulusçuluk gelecek. Doğru cevap B seçeneğidir. İngiltere'nin 17. yüzyılda, 1600'lü yıllar İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'ni kurması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasını kolaylaştırmıştır? Uluslararası ilişkilerde konferans diplomasisinin feodaliteye dayalı ekonomik anlayışın, sömürgeciliğin, meşrutiyet rejiminin uluslararası eşitlik ilkesini. İngiltere coğrafi keşiflerden sonra ciddi bir hamle gerçekleştiriyor. Portekiz ve İspanya'nın yerine bir deniz gücü olarak Hollanda ile birlikte ortaya çıkıyor. Doğu Hindistan şirketini kuruyor. Böylece sömürgeciliği daha da geliştiriyor ve bu bölgede ve tabi bütün dünyada bir sömürge imparatorluğu meydana getiriyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet Rumeli göçüyordu. Rumeli Türkleri akıp geliyorlardı. Rumeli'de yüzyıllardır yaşayan son Türkler 20. yüzyılın başında alevlenen ve yangının alevleri içinde yanarak çamurlar içinde eriyerek her sürünüşte biraz daha azalarak biraz daha kaybolarak sonu bilinmez geleceklere doğru akıyorlardı. Bu kaçışta ya arkadan düşman yetişir, kafileyi kılıçtan geçirir, ya soğuk, açlık, hastalık, yağmurlar ve bin bir çeşit bela kafileyi her gün küçültür, yoksullaştırır. Şevket Süreyya Aydemir'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Balkan savaşlarıyla, 31 Mart isyanıyla, Ermeni isyanlarıyla, 93 Harbi ile, Kırım savaşı ile. Rumeli'nin göçtüğünden bahsediyor. Rumeli'de neden göçler yaşanıyor? Çünkü savaş var. Balkan savaşları var. Ve burada Balkan devletleri Osmanlı topraklarını ele geçiriyor. Buralarda yaşayan Türk Müslüman halk Anadolu'ya doğru göç ediyor ve işte bu sıkıntılar bu şekilde yaşanıyor. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada kalıcı barışı sağlama çabaları arasında sayılabilecek gelişmelerden biridir? Versay Anlaşması 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile imzalanan barış anlaşmasıdır. Kalıcı barışı sağlama çabaları arasında değildir 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Almanya'nın hayat sahası politikasına yönelmesi 2. Dünya Savaşı öncesinde yapmıştır bunu ve dünya barışını tehdit eden bir durumdur. Barışı sağlamamış, tam tersi barışı bozmuştur. İtalya'da Mussolini iktidarının başlaması yine kalıcı barışı sağlama çabasını aslında baltalayan bir gelişmedir. Mussolini de yayılmacı bir politika izleyecektir. Berlin, Roma, Tokyo mihverinin kurulması 2. Dünya Savaşı öncesindeki mihver devletler bu şekilde meydana geliyor. Bu da yine barışı bozan bir durum. Locarno Anlaşması'nın imzalanması ise Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koruma adına, kadılcı barışı sağlama adına yeniden savaş çıkmasın çabaları sonrasında ortaya çıkan bir anlaşma doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen yerleşmelerin ortaya çıkmasında etkili değildir? q yerleşmelerinin ortaya çıkmasında aileler arasındaki anlaşmazlıklar, tarım alanlarının yaşam alanlarına uzak olması, hayvanları otlatma alanlarının sınırlı olması, bu nedenle farklı otlak alanlarının aranması ve arazinin engebeli olması nedeniyle yerleşim alanlarının birbirinden uzak olması gibi durumlar etkili olmuştur. Fakat güvenlik sorunlarının yaşanması durumunda birbirinden uzak yerleşmeler, köy altı yerleşmeleri doğmaz. Yerleşmelerin birbirine daha yakın olduğu güvenlik sorunlarının bu şekilde aşılması hedeflenir. E seçeneği doğrudur. Bu kültür bölgesinde aşağıdaki ülkelerden hangisi bulunmaz? Latin Amerika Kültür Bölgesi'nde Orta ve Güney Amerika ile Karayip Adalarının tamamı bulunmaktadır. Bu bölgede İspanyolca ve Portekizce konuşulmaktadır. Bu bölge içerisinde yer alan ülkeler Brezilya, Meksika, Venezuela, Şili gibi ülkelerdir. Kanada ise Batı Avrupa Kültür Bölgesi'nde yer almaktadır. A seçeneği doğrudur. Masrih anlaşmasıyla kurulan tek para ve tek bayrak kullanılması, sınırların kaldırılması, Askeri güçte birlik sağlanması gibi uygulamaları hayata geçiren, dünya ticaretine yön veren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Bu kuruluş 1951 yılında Paris Antlaşması ile kurulan, Paris Antlaşması'nda ismi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kabul edilen, fakat 1992 yılında son şeklini alan ve Avrupa Birliği Antlaşması ile son şeklini alan, e, üye sayısı ve ortaklık konuları zaman içerisinde değişen Avrupa Birliği teşkilatıdır, örgütüdür. B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin olumsuz sonuçlarından birisi değildir? Ses kirliliği yani gürültü uyku düzeninin bozulmasına, dikkat dağınıklığının yaşanmasına, geçici veya sürekli işitme kaybının ortaya çıkmasına ve insanların zihinsel etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Fakat nüfus miktarının hızlı artması ses kirliliğinin olumsuz sonuçları arasında yer almaz. Nüfus miktarının hızlı artması ses kirliliğinin sebepleri arasında bulunmaktadır. B seçeneği doğrudur. OECD'nin başlıca amaçları arasında ifadelerinden hangileri gösterilebilir? Barışı tehlikeye sokacak durumlara karşı önlem almak, ülkeler arasında dostça ilişkileri geliştirmek bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın amaçları içerisinde yer almaktadır. Hukukun üstünlüğünü ve özgürlükleri tanıyan devletlerin barış ve güvenliğini sağlamak bu da NATO'ya ait bir özelliktir. Fakat üye ülkelerde ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak, uluslararası ticaretin yapılan taahhütlere bağlı kalınarak gelişmesini desteklemek gibi unsurlar OECD'nin yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün hedefleri içerisinde bulunmaktadır. C seçeneği doğrudur. Haritada numaralandırılan alanların hangisinde fotosentez olayının daha az gerçekleştiği söylenebilir? Fotosentez bitkilerin güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu oksijen ve glikoza çevirmesi faaliyetleri içerisinde yer alır. Yani besin üretimi faaliyetidir. Bu faaliyet için öncelikle bitkilerin bulunması, daha sonra da güneş enerjisinin bulunması gerekmektedir. Kutuplarda ve çöllerde bitki örtüsünün cılız olmasından dolayı Grönland ve Avustralya'nın iç kesimleri fotosentezin az olduğu yerlerdir. Fakat Amazon ormanları ve muson ormanları bitki örtüsünün gür olmasından dolayı fotosentez olayının yoğun olarak gerçekleştiği alanlardır. Az gerçekleştiği alanlar fotosentez olayının az gerçekleştiği alanlar sorulduğu için 2 ve 4 doğrudur. D seçeneği doğrudur. <laughs>